Cumhuriyet Halk Partisi Odunpazarı 4. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. İki adayın yarışacağı kongrede aday Ferda Kavaklı antidemokratik uygulamaları gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. Mevcut başkan Akın Sallerel tekrar seçilerek Odunpazarı ilçe başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Odunpazarı 4. Olağan İlçe Kongresi Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula CHP Ankara Milletvekili Necat Yılmaz, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, CHP İl Başkanı Sinan Özkar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, CHP'li delegeler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki adayın yarıştığı kongrede Ferda Kavaklı demokratik uygulamaları gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. Mevcut Başkan Akın Sallarel ise yeniden CHP Odunpazarı İlçe Başkanı oldu. Kongrede Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt söz alarak şöyle konuştu. Odunpazarı 4. kongresini yaptığına göre bundan önceki dönemlerde Odunpazarı'nda ilçe başkanlığı, ilçe yöneticiliği yapmış diğer arkadaşlarımızı da saygıyla anmak istiyorum. Herkesin temel amacı başarmak. CHP İl Başkanı Sinan Özkar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin sigortası olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Cumhuriyetin değerleriyle uğraşan birçok siyasi hareket ortaya çıkmıştır. Ama bunların hiçbiri başarı kazanamamıştır. Bunların başarı kazanamamasının yegane sebebi Cumhuriyetin kurucusu, Cumhuriyetin savunucusu, Cumhuriyetin bekçisi, Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. CHP Milletvekili Utku Çakırözer ise şu ifadeleri kullandı. Değerli arkadaşlarım, bugün yine geçen hafta Tepebaşı'ydı, Mihal Gazi'ydi, dün Çiftelerdi, Sarıcakaya'ydı, bugün İnönü, Alpu, ve hafta içinde daha diğer 3 ilçemiz daha ve toplam 14 ilçeyi tamamlayacağız. Daha sonra ilk kongremizi yapacağız ve kurultaya yürüyeceğiz. Sevgili Necati abi az önce söyledi. Bu kurultayda Türkiye meselelerini konuşacağız. Türkiye'yi nasıl tek adam yönetiminden kurtarırız konuşacağız. Kongrede Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş da söz aldı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Son 2 yılda baktığınızda önemli tarihler var. Bir tanesi 15 Temmuz. Arkasından referandum, genel başkanımızın başlattığı adalet yürüyüşü, arkasından Çanakkale hukuk çalıştayı, adalet çalıştayı veyahut. Bunların hepsi son derece önemli tarihler. Öte yandan Akın Sallarel Başkanlığındaki Asil Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu. Hüseyin Gözütok, Nural Akın, Rahmi Çınar, Halide Deniz, Ali Rıza Güneş, Cahide Tetik, Yaşar Saffet Özcan, Recep Candaş, Umut Ulutaş, Nurcan Alkan, Öznur Aydın, Münir Gül, Melih Karaçay, İsmail Koç, Selma Saraş, Şuayip Çapar.